Merhaba arkadaşlar, Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Evet, İzmir programımıza tekrar sizlerle beraberim. Evet, 9 koşulu bir programımız var İzmir'de. İzmir'de de 2 altılımız olacak. Birinci koşulu itibaren yorumlara geçelim. E, videomun altına beğen butonuna da basarak bana destek vermiş olursunuz. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Evet birinci koşuyla başlayacağız. Birinci altı gayemiz 17-15'i göster. Maiden 3 yaş taraplar 1200 metre çime çıkacak. 9 sapkımız yer alıyor. Evet burada ben bir nolu Aleka, Aleko ile başlayacağım. Ee, yarın ben bank olarak kuponumda işaretleyeceğim. Yani yarın e, bu grubu geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Mustafa Çek dekteresinde benim yarın birinci altı banko bankoyla başlayacağım. Aleko benim bankomdur. 4 ile 8 nolu safkanlar bunun rakibi olacaklardı. Ben ikili için değerlendireceğim. Bunu da dile getirelim. 1 nolu Aleko benim bankom. Evet ikinci koşu şartlı dişler ama su üç yaşlı Araplar 1600 kum 8 safkanımız yer alıyor. Birinci beşli gayanımız bu koşuyla başlayacak. Evet ilk tercihimiz demir yumak diyeceğiz. Erhan Aktu eşliğinde ikinci atımız 2 iki nolu Sultan Nene Yunus Emre Yüksel'le mutlaka değerlendirelim ve de Altınolu Nalia diyeceğiz. Onur Yıldız eşliğinde 1, 2 ve 6 ikinci koştaki sıralama. Evet üçüncü koşu satış 2, 2 yaşlı İngilizler 1600 kum 5 safkanımız yer alıyor. 7 plasa ve 1. üçlük gayrımızda bu koşuyla başlayacak. Evet 1 nolu safkanımız Eray Çizik'e benim ilk önde tuttuğum safkan. Hatta 7 plasa için banko değerlendireceğim. Ben ikiliyi de bozacağını düşünmüyorum. Ama King Uğur Ali Yıldız da ben mutlaka kuponunda işaretleyeceğim. İlk kava çıkacak. İyi bir performans bekliyorum. Ve de buranın sürpriz ismi 5 numaralı safkanımızda da çok çok dikkat edeceğim. İbrahim Sefa Söğüt eşliğinde sıralamam 1, 2 ve 5 şeklinde oluştu. Üçüncü koşudaki sıralamam. Evet dördüncü koşu 11 safkanımız yer alıyor. İkinci altı galimiz başlayacak. Handikap 16-1 mücadele. 3 ve Kore İngilizler 1900 metre kuma çıkacak. Evet burada da birazcık kalabalık tutacağımız bir koşu gerçekten sürprize çok müsait bir ayak. 3 dol 3 dolu sapkınma Acartay. Mustafa Çiçekli ilk tercihimiz. ikinci atım 2 ikin nolu Torun Yusuf. Kadir Tokaçoğlu ile Altın oğlu Apuya diyeceğiz. Bekir Mert Mırık eşliğinde 11 nolu safkanımız Alican Can İnci ile sonradan 9 ve 1'e de çok çok dikkat bomba isimler. Evet 3, 2, 6, 11, 9 ve 1 sürprizde. Evet geçelim 5. koşu şartlı 3, 3 yaşlı İngilizler 1800 çim 12 safkanımız yer alıyor. 2. 5 gayrımıza başlayacak bu koşuyla. Evet burada da yine sürpriz aramamız doğru olacağını düşünüyorum. Evet burada ilk tercihim 3 nolu safkanımız Nevzat Avcı ile 2. atımız 2 nolu safkanımız Erhan Akdoğlu eşliğinde. 1 nolu safkanlı Kaan Can Gökçe ile 9 nolu safkanımız Mertcan Çelik ile 11 nolu safkanımız Ali Yıldız da ve 4 ve 5 nolu safkanları da eksik etmeyeceğiz. 3, 2, 1, 11, 9, 4 ve 5 beş, benim 5. koştaki sıralamam. Evet 6. koşu Cennet ağrası koşusu kısa vadeli dişler ama yaşlı İngilizler 1200 çime çıkacak. 11 safkanımız yer alıyor. 6 ile 8 nolu safkanlar ekürü. Evet burada ilk tercihimiz 9 nolu Süper Palaz diyeceğiz. Nevzat Avcı eşliğinde. İkinci atımız 5 nolu Gel Kızım. Müslüm Baydan eşliğinde. Sonradan 6 nolu safkanımız ekürüler. Mustafa Çiçek ile e, piste çıkacak. Mutlaka değerlendireceğiz. 1 nolu safkanımız Erhan Akdoğul'a. Ve de 4 nolu Can Belgin'e Ali Yıldız'a dikkat. 9 5 6 1 ve 4 sıralamam bu şekilde 6. koşuda. Evet geçelim 7. koşu meydanın 3 yaşlı Araplar 1200 çim 8 yer alıyor. 2. üç ayımız başlayacak. Evet koşuya baktığımız zaman yani burada 5 nolu e, Cloud Faruk Mert Uyar eşliğinde yani çok çok önde çıksa da yarın büyük ihtimal sürdürerek favori çıkacaktır ama burada 7 nolu e, Şehri Tuncal. Ali Caninci ile yavar atılmayacak bir safkan. 5-7 diyerek buraya da iki safkanla geçme planladığım bir koşu. Evet geçelim 8. koşu şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler 1300 içime çıkacak. 10 safkanımız yer alıyor. Evet burada Banko ismi mi olacak? Aslında yani baktığım zaman onun için çok net bir koşu olacak mı derseniz yani o kadar pek inanamadım ama ee, yine de kalitesini ön plana çıkartacaktır diyorum. Ve Nevzat Avcı ile kazanmasını bekleyeceğim sevgili dostlar. O da Crazy Amazon diyeceğim. Ve kenara çekileceğim. Burada iki nolu Özenger. Gerçekten tehlikeli sürpriz bir isim. Ve 3 nolu Safkan'ımızı Adem Ceylan'la ben ikili için değerlendireceğim. 4 Crazy Amazon yarın benim bankumdur. Evet geçelim 9. koşu altı gayrımızın sona şartlı 5 4 ve Araplar 1800 çime çıkacak. 12 safkanımız yer alacak. Evet burada da 3 safkanla geçmeyi planladığım bir koşu. Onlar kimler? 1 olarak Aeron Alcan pardon Adem Ceylan eşliğinde sonradan 2. nolu silahlı ve 2 nolu Aslan Turbo diyeceğim Mustafa Çiçek eşliğinde 1 7 2 son koştaki sıralamam bu şekilde oluşacak İzmir programımızda sevgili dostlar. Evet Bursa'ya aktaracağım İzmir programında buydu. Kısa bir videoyla sizlerle buluşturdum. Herkese bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun her iki program için hem Ankara hem İzmir için. Bol şanslar sevgili dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a sonra... Bu arada bir arkadaşa selam söylemek istiyorum. E, yarın belki beni e, dinler, belki dinleyemez. E, üstümde kalmasın. Çok güzel bir e, yorum yapmış sevgili dostlar bir arkadaşımıza. E, yani o da kim hemen şöyle bakmak istiyorum sevgili dostlar kusura bakmayın. Yani çok çok beğendim mesajını ona da ben de zaten e, gereken cevabı kendisine de yazdım. E, bir arkadaşımız bir abuk bir mesaj e, yazmış. O arkadaşımız da kim hemen şöyle söyleyeyim e, ağzına sağlık abim emeğine sağlık e, çok iyi e, yorumlar alıyoruz güzel arkadaşlarımız var yani biz bir aile olarak ben e, görüyorum zaten buradaki tüm arkadaşlarımızı abilerimizi hepinizi sevgili dostlar e, bazı arkadaşlarımız yani böyle bir abuk subuk yorum yazıyor bir arkadaşımız da e, Sen senavını aldırma yani sen e, boş ver abi diyor o e, yani ben e, bazı zaman e, cebimde para yokken, cebimde ekmek alma para yokken ufak bir kupon da yaptım. Senin sayende Elazığ'ı 11 lira herhalde tutturmuş, 3.000 bin küsür lira tutturdum abi diyor. Yani sen bu e, bırak diyor, yani biz de müneccim değiliz de aynı şekilde. Ama e, bizi seven, bizi daha senelerden beri takip eden çok arkadaşlarımız var e, yani bilmiyorum. Yani kafaya takma diyorsunuz yani takmıyorum da o arkadaşa buradan selam söylüyorum güzel yorum için zaten yorum da yazdım ben kendisine beni destekleyen bir yorum yazmış yani bu kadar bunu söylemek istedim o da kendini biliyor zaten yani şeye mesaja baktım bulamadım çok mesaj olduğundan kusura bakmasın buradan selamlarımı kendisine gönderiyorum tüm tabii ki yarış severlere selamlarımı gönderiyorum. Evet, Allah'a asmalık, Allah'a emanet olun, bol şanslar sevgili dostlar, hoşçakalın.